Bölüm 254 Sakınılması gereken şeyler Ey iman edenler birbiriniz hakkında yersiz zanda bulunmaktan kaçının. Çünkü bazı zan ve şüphe vardır ki günahtır. Birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın ve birbirinizi arkadan çekiştirmeyin. Biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Hayır. Siz ondan iğrenirsiniz. Öyleyse adam çekiştirmekten de öylece iğrenin ve yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın. Şüphesiz Allah tövbeleri kabul eden ve acıyandır. 49 Hucurat 12 Bilmediğin şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi tüm yaptıklarından sorumludurlar. Kıyamette sorguya çekilecektir. 17 İsra 36 İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. 50 Kaf 18 Hadis 1512. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse mutlaka hayır söylesin veya sussun. Hadis 1513 Ebu Musa, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resûlü! Hangi Müslüman daha değerlidir diye sordum. Dilinden ve elinden, Müslümanların zarar görmediği kimsedir, cevabını verdi. Hadis 1514 Sehl İbni Sa'd'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bana iki çenesi arasındaki diliyle iki bacağı arasındaki tenasül uzvunu kötülüklerden koruma sözü verirse ben de ona cennet hakkında garanti veririm. Hadis 1515. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini nakletmiştir. Kul iyice düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemin doğu ile batı arasından daha uzak bir derinliğine kayı verir. Hadis 1516. Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır Bir kulun önem vermeyerek söylediği Allah rızasına uygun bir söz yüzünden Allah derecesini yükseltir Bir başka kulu da yine önem vermeyerek Allah'ın öfkelenmesini gerektirecek bir sözü yüzünden cehennemin dibine indirir. Hadis 1517. Ebu Abdurrahman Bilal İbn el Haris el Muzeni'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse Allah'ın sevdiği bir sözü söyler de o söz ile Allah'ın rızasına ulaşabileceğini zannetmez. Halbuki Allah o hayırlı söz sebebiyle kıyamete kadar o kimseden razı olur. Yine bir adam da vardır ki Allah'ın gazabını gerektirir bir söz söyler fakat o sözün kendisini Allah'ın gazabına çarptıracağını zannetmez. Oysa Allah o kimseye kıyamete kadar öfkelenir. Hadis 1518 Süfyan İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resûlü! Bana sımsıkı sarılacağım bir iş haber ver, dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbim Allah'tır, de sonra da dost doğru ol buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü hakkımda korkulacak şeyin en tehlikelisi nedir dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak işte budur buyurdular. Hadis 1519. İbni Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Allah'ı anmanın dışında sözü fazla uzatmayın. Çünkü Allah'ı anmanın dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'tan en uzak kimselerse katı kalpli olanlardır. Hadis 1520 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu demiştir. Allah, kimi iki çenesi ve iki bacağı arasındaki şeylerin, yani dili ve tenasül uzvunun şerrinden korursa, o kimse cennete girer. Hadis 1521 Ukbe bin Amir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resûlü! Kurtuluş yolu nedir? dedim. Aleyhine olacak sözlerden dilini tut. Evinle meşgul ol. Günahlarına pişmanlık duyarak, gözyaşı dök. Hadis 1522 Ebu Said el-Hudri'den Allah ondan razı olsun rivayete göre peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Adem oğlu sabahladığında bütün organları dile boyun eğip yalvararak şöyle derler Bizim hakkımızı korumakta Allah'tan kork çünkü biz sana bağlıyız senin söyleyeceklerinle cezalandırılırız. Eğer sen doğru yolda gidersen, biz de doğru oluruz. Eğer sen eğrilir, yoldan çıkarsan, biz de sana uyar, senin gibi oluruz. Hadis 1523 Muaz İbni Cebel, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Ey Allah'ın Rasûlü! beni cennete sokacak cehennemden uzaklaştıracak bir amel haber ver ki onu yapayım dedim şöyle buyurdular çok büyük bir şey istedin fakat yine de bu Allah'ın kolay kıldığı kimseler için pek kolaydır Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk edersin Namazlarını gereği üzere kılarsın. Zekatı verirsin. Ramazan orucunu tutarsın. Gücün yeterse hac edersin. Sözüne devamla. Şimdi sana hayır kapılarını haber vereyim mi? Oruç kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürmesi gibi günahları siler, süpürür, söndürür kişinin gece kılacağı namazlar da günahları siler, süpürür, söndürür buyurdu. Daha sonra onların yanları yataklarından uzaklaşır. Yataklarından geceleri kalkarlar. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine geçinmeleri için verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. 32 Secde Suresi 16 17 ayetini okudu. Daha sonra şöyle buyurdu. Sana bütün işlerin başını, ana direğini ve doruk noktasını bildireyim mi? Ben de evet bildiriniz ya Resûlallah dedim. İşin başı İslam, yani her şeyiyle Allah'a teslim olmak demektir. Direği ise beş vakit namaza devam etmektir. En yüce tarafı da cihattır buyurdu. Ondan sonra da bunların hepsinin gerçekleşmesinin kendisine bağlı olduğu şeyi haber vereyim mi Evet, buyur ya Resûlallah dediğimde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dilini tutarak, bunun sana zarar vermesine meydan verme buyurdu. Ben de, ey Allah'ın Rasûlü, biz konuştuklarımızdan da sorgulanacak mıyız dedim. Allah'ın Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem, hay anasını kayıp edesice İnsanların cehenneme yüzüstü kapaklanmalarının sebebi, dillerinin ürettiklerinden başkası mıdır? buyurdu. Hadis 1524 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gıybet nedir bilir misiniz? Sahabiler, Allah ve Rasulü daha iyi bilir dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de din kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Şayet kardeşimde söylediğim ayıp varsa ne dersiniz diye sorulması üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer söylediğin şey onda varsa gıybet ettin. Yoksa o zaman ona iftira etmiş olursun buyurdu. Hadis 1525 Ebu Bekir'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, veda haccında, kurban bayramı günü, minada yaptığı hutbede şöyle buyurdu. Bu gününüzün, bu ayınızın, ve bu şehrinizin haram kılınmış olduğu gibi birbirinize kanlarınız, canlarınız, mallarınız ve namuslarınız haramdır. Tebliğ ettim mi? Hadis 1526. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü hanımlarından Safiye'nin şöyle böyle oluşu sana yeter dedim. Ravilerden biri Hazreti Ayşe'nin onun kısa boylu oluşunu kastettiğini söylüyor. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki eğer o söz denize karışsa deniz suyunun tadı ve kokusunu bozardı. Hazreti Aisha diyor ki: Ben yine bir gün bir kimsenin durumunu taklit ederek hikaye etmiştim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bana dünyayı verseler ben yine de bir insanı hoşlanmayacağı bir şekilde taklit edip anmayı asla sevmem buyurdu. Hadis 1527. Enes'ten Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Miraca çıkarıldığımda, bir toplumun yanından geçtim. Bunlar, bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Ey Cebrail! Bunlar kimlerdir diye sordum. Bunlar, gıybet etmekle insanların etlerini yiyenler, onların şeref ve namuslarıyla oynayanlardır cevabını verdi. Hadis 1528 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Her Müslümanın, diğer Müslümana karşı, kanı, ırzı ve malı haramdır